Arkadaşlar selam. Şimdi geldik artık relative clause'lardaki kısaltma konusuna. Relative clause'larda iki tür kısaltma var. Bunların birincisi omitting, ikincisi ise reduction. Bu derste bunları anlatacağım teferruatlarıyla ve bu dersi izledikten sonra arkadaşlar kısaltmalarla ilgili, relative clause'lardaki kısaltmalarla ilgili hiçbir probleminiz kalmayacak. Hazırsanız başlayalım. Şimdi dediğim gibi iki tane kısaltmamız var. Bunlardan bir tanesi omitting. Kolay olanı bu. Önce bunu bir söyleyelim. Relative Clause dersini izlememiş olan arkadaşlar şu sağ üst köşeden Relative Clause dersini bir izlesinler. Bunlar kısaca özet geçmek gerekirse isimleri niteleyen cümleciklerdi sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla niteleme görevinde olduğu için, bir ismi niteleme görevinde olduğu için adjective clause adını da alıyordu. Bir isimden sonra gelecek who'yla kişilerde, which'le nesnelerde ve bunların her ikisi için de that ifadesiyle birlikte relative clause'ları yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi iki tip relative clause'umuz vardı. Relative clause'un ayrıca kendi öznesinin olduğu bir versiyonumuz vardı. Biz bunu genelde dık-dik diye çeviriyorduk. Bir de relative clause'un ayrıca bir öznesinin olmadığı, yani relative pronoun'un, who'nun, which'in, that'in bir özne pozisyonunda kullanıldığı relative clause'lar vardı. Onlara birazdan geleceğiz. Şimdi bu omitting'i yapabilmemiz için arkadaşlar relative clause'un kendi ayrıca bir öznesinin olması gerekiyor. Kendi ayrıca bir öznesi olan relative clause mesela yapalım şimdi bir tane. Şöyle dediğimi düşünün arkadaşlar. The person that ya da who I wanted to see. The person that ya da who I wanted to see. Yani görmek istediğim, görüşmek istediğim insan. Şimdi burada I öznesi, bakın relative clause ifadenin kendi öznesi, ayrıca bir öznesi var. İşte burada ben omitting'i yapabiliyorum. Omitting ne arkadaşlar? Omit dediğimiz sözcük zaten atmak demek, kurtulmak demek. E burada da relative pronoun'u, yani who'yu ya da that'i ayrıca bir öznesi olduğu için relative clause'un atıyorum ve bu relative clause da şuna dönüşmüş oluyor aslında. The person I wanted to see. Oradaki who'yu ve that'i attığımızda veya that'i attığımızda the person I wanted to see oluyor. Anlamda herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Görüşmek istediğim, görmek istediğim insan oluyor yine Türkçe karşılığı. Bir tane daha örnek yapalım. The keys which ya da that you lost. The keys which ya da that you lost. Yani senin kaybettiğin anahtarlar. Burada da bir nesneyi nitelediğim için bakın which var ya da onun yerine yine that kullanabiliyorum. Buradaki which'i ya da that'i atıyorum. Niye? Çünkü relative clause'un ayrıca bir öznesi var. O zaman da şöyle oluyor arkadaşlar. The keys you lost. The keys you lost. Yani yine senin kaybettiğin anahtarlar. Şimdi bunu relative clause dersinde hatırlayacaksınız. Ayrıca bir cümle içerisinde kullanmak istediğimizde bu iki ifadeyi bir özne pozisyonunda kullanalım. Özneyi niteleyen bir relative clause yapalım mesela. Bir de nesneyi niteleyen bir relative clause yapalım. Örnek cümlelerimizi inceleyelim. Şimdi arkadaşlar ilk örneğimizde özne pozisyonunda kullanıyoruz. Bakın yaptığımız relative clause omitting'ini. The person I wanted to see, görmek istediğim ya da görüşmek istediğim kişi, öznesi, is yüklemi upstairs tümleci. Yani görüşmek istediğim kişi yukarıda, yukarıdaki katta diyor. İkinci örnekte is there any news from the person I wanted to see? Burada da nesne pozisyonunda kullanılmış bakın. Is there any news? Herhangi bir haber var mı diyor. From the person, kişiden I wanted to see, görüşmek istediğim kişiden diyor. Aslında burada bir nesne değil bir tümleç pozisyonda ama yüklemin sonunda sağ tarafında yer aldığı için iz yükleminin sağ tarafında yer aldığı için nesne pozisyonundaymış gibi kabul edebiliriz. Bir sonraki örneğimize bakalım. The keys you lost here. Kaybettiğin anahtarlar burada. Bakın the keys you lost. Senin kaybettiğin anahtarlar öznesi. Are yüklemi ve here tümleci. Ve bir sonraki örnekte I have found the keys you lost. Burada nesne pozisyonunda I öznesi have found yüklemi. Ben neyi buldum sorusuna yanıt veriyor bakın. The keys you lost. Senin kaybettiğin anahtarları nesnesi. Evet, omitting'in örnek cümleleri bu şekilde. Yine relative clause arkadaşlar. Sadece relative pronoun'u, yani relative clause'da kullandığımız zamirleri who'yu, that'i, which'i
attığımız versiyonu kısaltma diyoruz. Birinci kısaltma yöntemimiz bu. Şimdi bazılarınızın aklına belki şunlar gelecek. Hocam biz burada işte where kullansaydık, ileride mesela whom relative pronounundan bahsedeceğim. İşte ne bileyim when oluyor bazen. Relative pronoun olarak, relative clause olarak when'i kullanabiliyorum. Bunlar olduğunda peki atma kurallarını işletebiliyor muyum? Kısmen evet arkadaşlar, kısmen evet. Çünkü orada bir takım meseleler gündeme gelecek. Biraz daha ileri seviye konular onlar. İlerleyen derslerimizde where, when, whom meselelerinden bahsedeceğim. Hatta işte some of which, işte either of whom gibi ifadeler var. Bunlardan da arkadaşlar ilerleyen derslerde bahsedeceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi reduction konusuna geçiyorum. Reduction konusu dediğim gibi daha önceki derslerde bahsettiğim üzere bir aslında participle kullanımı. Yani sıfat fiil ya da zarf fiil kullanımı. Eğer ki verb ing ve verb 3 ile birlikte yapılan sıfatları öğrenmemişseniz, o dersi izlememişseniz mutlaka sağ üst köşeden o dersi izleyin arkadaşlar. Ondan sonra bu derse geri dönün, yoksa anlamanız mümkün değil. Reduction'ın meselesi şu. Bir kere reduce dediğimiz şey zaten azaltmak, indirgemek demek sevgili arkadaşlar. Reduce sözcüğünden, fiilinden reduction ismini türetiyorum ben. Bu da indirgeme oluyor, tam motamot karşılığı. Bu da bir tür azaltma oluyor ya da bu da bir tür kısaltma oluyor omitting'in dışında. Burada yapacağımız şey ise şu. Relative clause'da burada ayrıca bir öznemiz yok. Relative pronoun kendisi bir özne olarak kullanılıyor relative clause'un içerisinde. Mesela şöyle bir örneğe bakalım. The person who wants to see you ya da the person that wants to see you. Seninle görüşmek isteyen insan. Bir önceki örnekten farklı olarak bakın arkadaşlar, who wants to see you kısmında ayrıca bir özne yok. Who burada ya da that kısmı benim öznemi teşkil ediyor. Ayrıca bir öznesi olmadığı için, yani bir önceki örnekte, omitting örneğinde mesela I vardı orada, hatırlayın. Burada yok. İşte bunda ancak ben reduction yapabilirim. Relative clause'un ayrıca bir öznesi yoksa reduction'ı yapabiliyorum arkadaşlar. O zaman da ne oluyor? Şuna bakıyoruz o zaman da. Relative clause'un çatısı ne? Relative clause'un yükleminin çatısı ne? Passive voice dersini izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. Herhangi bir be verb 3 çekimi varsa sevgili arkadaşlar, o zaman passive voice çatıda diyor. Passive voice da diyorduk. Voice zaten çatı demek. Pasif çatıda diyorduk. Ama herhangi bir be verb 3 çekimi yoksa, normal zaman ya da modallarla çekim almışsa bizim fiilimiz, burada olduğu gibi wants mesela simple present tense'te ve active voice'de çekimlenmiş. Is wanted demiyor bakın. O zaman burada fiilin ing'li formuyla sıfatlaştırma yapıyorum. Dediğim gibi participle dersini, verb ing, verb 3 dersini izlememiş olan arkadaşların bu konuyu anlaması imkansız. Buradaki mantık şu. Verb ing ile ve verb 3 ile ben sıfat yapabiliyorsam, relative clause'lar da aslında teknik olarak bir ismi nitelediği için aslında sıfatsa ve hatta diğer adı da adjective clause ise, şöyle düşünmüşler. Demişler ki ya ben bunu clause'dan bir phrase'e dönüştüreyim, ifadeye dönüştüreyim. Normal. Nasıl olsa fiilim benim burada var. Normal fiili sıfatlaştırma kuralında yapmış olayım. Participle işleteyim yani. O zaman da işte çatıya bakmış. The person who wants to see you ya da the person that wants to see you. Size olmuş arkadaşlar. The person wanting to see you. Aslında anlamsal olarak hiçbir fark yok. İkisi de seninle görüşmek isteyen insan diyor. Şimdi burada wanting deyince birçoklarınızın aklına şu geliyor tabii. E hocam want bir stative verb değil miydi? Sen bize stative verb dersinde want'ı, işte understand'i, ne bileyim bu tarzdaki sözcükleri, hareket bildirmeyen sözcükleri stative verb olarak, yani durum bildiren fiiller olarak anlatmıştım ve bunlar continuous çekim almıyor demiştin. Burada want nasıl ing alıyor diye soracak arkadaşlar kesin vardır. Onlara şunu söylüyorum. Arkadaşlar biz burada bir fiil çekimi yapmıyoruz. Bunu tekrar tekrar söylemem gerekiyor. Yoksa unutuyorsunuz, aklınızdan çıkıyor. Buradaki ing sıfatlaştıran bir ing. Eğer fiil çekimi yapsaydım ben bu ing'in önünde mutlaka bir be olması gerekirdi. Ya da have been olması gerekirdi ki continuous çekim olabilsin. Ama bizim burada yaptığımız şey zaten fiili fiil olmaktan çıkartıp sıfatlaştırıyoruz. Yani zaten verb ing'in 3 tane hali vardı. Ya isimdi, ya sıfatlı, ya zarftı arkadaşlar. Önceki derslerde anlatmıştım. Participle dersinde anlatmıştım. Burada da bir kez daha tekrar etmiş olduk. Dolayısıyla bunun stative verb ile şununla bununla hiçbir alakası yok. Çünkü bu bir verb değil zaten. Bir örnek daha yapalım.
The package which was received by the customer. The package which was received by the customer. Ya da the package that was received by the customer. Yani müşteri tarafından alınan paket. Şimdi burada bakacak olursak the package which ya da that was received diyor bakın. Yine ayrıca bir özne yok. Reduce edebilirim, indirgeyebilirim, reduction yapabilirim. Burada yine çatıya bakıyorum bakın. Was received. Bir be verb 3 yapısı var bakın. İşte burada bir passive voice var. Bunu nasıl kısaltacağım? Doğrudan arkadaşlar fiilin verb 3 haliyle kısaltıyorum. Relative pronounları da atıyorum tabii ki. The package received by the customer diyorum. Anlamsal herhangi bir değişiklik yok. Müşteri tarafından alınan paket anlamına geliyor arkadaşlar. Özetlemek gerekirse ayrıca bir öznesi olmayan relative clause'larda yani relative pronoun'un, who'nun, which'in, that'in özne pozisyonu, özne olarak kullanıldığı relative clause'larda, bunların hemen ardından fiil çekiminin geldiği relative clause'larda reduction yapabiliyorum. Zamana bakmaksızın, relative clause'un zamanına bakmaksızın, eğer relative clause'umun çatısı aktif ise relative pronoun'u, who'yu, which'i, that'i ve fiili atıyorum. Fiili ing'li formunda direkt yazıp geçiyorum. Eğer relative clause'umun çatısı, fiilinin çatısı pasif ise o zaman relative pronoun'u ve fiili atıyorum. Fiili direkt üçüncü halinde yazıyorum arkadaşlar. Buna da reduction kuralı deniyor. Yaptığımız relative clause'ları şimdi örnek cümleler üzerinde inceleyelim. Ve reduction örneklerimize baktığımızda yine aynı şekilde bir özne bir de nesne pozisyonunda kullanımlarına bakıyoruz. The person wanting to see you has arrived. The person wanting to see you öznesi yani seninle görüşmek isteyen kişi has arrived yüklemi. Bu cümlenin nesnesi yok. Her zaman nesne olmak zorunda değil zaten biliyorsunuz cümlelerde. Bir sonraki örnekte ise I made an appointment diyor yani bir görüşme ayarladım. With the person wanting to see you, seninle görüşmek isteyen kişiyle diyor. I öznesi, made yüklemi, an appointment nesnesi ve with the person wanting to see you tümleci. Yine burada the person wanting to see you tümlecini yüklemin sağ tarafında olduğu için nesne pozisyonunda gibi de değerlendirebiliriz. Bir sonraki örneklerimize bakalım. The package received by the customer has been opened. Şimdi işte bunlar çok kafa karıştırıcı oluyor arkadaşlar. Yani passive voice kısaltmasının kullanıldığı, reduction'ın kullanıldığı relative clause'lar çok kafa karıştırıcı oluyor. Çünkü bir tane received'i görüyor orada. Ondan sonra bir de has been opened'ı görüyor. Bunların hangisinin yüklem olduğunu kestiremiyor kişi. Ben de genelde diyorum ki özellikle özne pozisyonunda kullanıldığında çok karıştırıldığı için ikinci sözcük genelde yüklemdir diyorum. Ama tabii ki her zaman böyle olmayabilir. Burada bakın ikinci sözcük has been opened kısmı yüklem olmuş. Genelde böyle oluyor ama dediğim gibi bu metni böyle critical bir şekilde yani eleştirel bir şekilde iyice böyle incelememeniz anlamına gelmiyor. Mutlaka reduction'ı çok iyi bir şekilde öğrenip egzersizlerinizi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. The package received by the customer öznesi yani müşteri tarafından alınan paket has been opened, açılmış, yüklemi, nesnesi yok yine bu cümlenin ve bir de nesne pozisyonunda kullandığımızda did you remove the package received by the customer from the inventory? Yani diyor ki müşteri tarafından alınan paketi envanterden çıkardın mı? You öznesi bakın. Remove yüklemi. Ve the package received by the customer nesnesi. Evet. Hub gibi bir kısaltma, relative clause kısaltması dersi yaptık. Bundan sonra participle clause'lardan bahsetmek istiyorum. Ve sonrasında da farklı relative clause tiplerinden bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Daha çok uzun yolumuz var. Infinitive gerund gibi karmaşık bir konunun başlangıcını anlatmıştım. İlerleyen aşamalarını daha anlatmadım. Onları anlatacağız. Tabii ki metin incelemeleri ve sizlerle paylaştığım demo derslerim veya işte konuşma, yazı yazma ile ilgili derslerin hepsini bu kanalda
elimden geldiğince haftalık olarak 3 tane video olacak şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar lütfen bir zahmet like butonuna basın. Bizim için gerçekten çok önemli, içerik üreten insanlar için. Siz bu like butonuna bastıkça bu video daha fazla kişiye ulaştırılıyor. Bizim de amacımız insanlara doğru bir takım şeyler öğretebilmek. Siz de lütfen videoyu izlediğinizde eğer videoyu beğeniyorsanız like butonuna basın. Gerçekten çok önemli ve kanala abone olun arkadaşlar. Bu videodan faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız, tanıdıklarınız varsa onlarla da bu videoyu paylaşabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.